lezzetli et tadında 6 ay boyunca bozulmadan saklayabileceğiniz, belki de bugüne kadar yediğiniz en iyi köftelerden birini yapacaksınız. Kasaba gidiyorsunuz. En sempatik, en şirin ses tonunuzu kullanıp 250 gram dananın kol kısmından, 250 gram dananın döş kısmından kıyma istiyorsunuz. Son olarak vahşi cazibenizi kullanıp kıymayı iki kere çektiriyorsunuz. Bu köfte sadece kaliteli bir kıymadan ve tuzdan oluştuğu için her zamankinden daha fazla kıymaya dikkat ediyoruz. 250 gram dana kol. Burası dana döş. 250 gram dana döş. Kullandığınız tuzun miktarı çok önemli. Her kilo için 10 gram. Yarım kilo kıyma kullandığımız için 5 gram tuz kullanacağız. 1 2 ve 2,5 çay kaşığı tuz, toplam 5 gram. Esasında yapımı en kolay köftelerden birini yapıyoruz ve 6 ay boyunca dolapta bozulmayacak bir köfte yapıyoruz. 4-5 dakika köfteyi tuzla birlikte birbirine geçirdikten sonra hayatınız boyunca en sevmediğiniz insanı düşünün. Şöyle onu yerden yere vurun. Lavuğu vurun yerden yere. Seni bulamayacağımı zannetmiştin değil mi? Yapıştır. Ve köftenin tamamen havasını aldıktan sonra kapağını kapat ve bu hemen dolaba. Bir gün boyunca dolabın normal bölümünde artı 4'te bekletirseniz müthiş olur. Ha Koray, benim zamanım yok diyenler varsa en az 12 saat. 12 saatten aşağıya olmaz. Bir gün olursa müthiş olur. Bir terslik olmazsa bir gün sonra görüşmek üzere. Hayat bu, her şey olabilir. Bir gün sonra kıymamızın durumuna bir bakalım. Görüyorsunuz değil mi? Kopmuyor dikkat ederseniz. Çünkü iyi yoğurduk. İsterseniz böyle yuvarlak şişe. İsterseniz böyle Adana Urfa kare şişe yapabilirsiniz. Şimdi buradaki önemli nokta, ölçüsü önemli. Bu büyüklükte. Büyük bir parça değil. Sadece şöyle sıkmak. Elinizi de şöyle hafif. Çok daha rahat yaparsınız. Tahta şişin ortaladığınızdan emin olun. Evet, genişlet. Ne kadar büyük, küçük yapacağınız size bağlı. Şu bir. Hemen kare şişle yapalım. Yine önemli nokta. Tam avucunuzun küçük bir parça alıyorsunuz. Bakın büyük değil. Biraz yoğurduktan sonra tam ortaya geçir. Burada Adana yapmadığımız için ya da Urfa yapmadığımız için çok rahatız. Diyelim ki böyle yapamadınız. Hemen elinizle bu şekil yuvarlayın. En basit yöntemi bu. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? İstediğinizi yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Top sizde. Devam edelim. Sonuncuyu yine beraber yapalım. Şöyle iyice bir yoğurduktan sonra ben kare şişte daha rahat ettim. Daha rahat ediyorum. Hemen ortadan şöyle geçirip daha sonra elimle şöyle yayıyorum. Üç parmağımı ıslatıyorum. Alttan kitle. Tamam. 1 2 3 4 11 12 12 şiş. Yarım kilodan 12 şiş. Domates, yalnız mutlaka domatesi soyarak kullanın. Genelde soymadan kullanılıyorlar. Ve bu hemen tavamızın içine. Şimdi burada 3-4 tane domates kullanmanız lazım esasında. Ama benim gibi böyle daha önceden kışlık yaptığınız domates sosunuz varsa bir domatesin üstüne boşaltın. 1-1,5 çay kaşığı tuz ve üstüne 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Normalde zeytinyağını söylemiyorlar. Tatsız tuzsuz bir sosunuz oluyor. Oysa ki zeytinyağı kullanmalısınız. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sos pişmesi için arka ocağa alıyorum. Altını kısıyorum. Varsa bir döküm tava. Yoksa teflon tavada bile yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz ama normalde bu kömür ateşinde piştiği için en yakın dökümle olur.
Birinci pişirme şeklimiz böyle tavuğun üstüne bırakıyorsunuz. 5. dakikada artık çeviriyorum. Görüyor musunuz? Nasıl? %80 pişse yeterli. Bu yöntemin en önemli avantajı sulu sulu pişiyor. Farkında mısınız üstünü? Kesinlikle en ufak bir parçalanma yok, düşme yok. Havada durdu halde. Bak tam 10 dakika oldu, görüyor musunuz? Durduralım. Nasıl pişmesi? En ufak düşme yok. Böyle çıkartabilirsiniz. Şöyle at. Çıkar. İsterseniz böyle de pişirebilirsiniz. Göstermek için yapıyorum. Başka bir şeyden dolayı değil. Kendini bırakmış mı? Bırakmış. Hemen diğer tarafı. Bırakmış mı? Bırakmış. Diğer tarafı. Bırakmış mı? Bırakmış. 2. dakikada yine kendini bırakmış. Tekrar çeviriyorum. 3. dakikada artık alıyorum. Ya Koray biraz pembemsi değil mi? Önemli değil. İsterseniz tutun. Pişireceğiz zaten. Hemen böyle. Topu topu 3 dakika. Bu sefer şişle birlikte pişirelim. Ve tavaya atın. Başlat. Tavaya sığsın diye şişimi kırıyorum. Birinci dakikada yine çeviriyorum. Yine bırakmış kendini. Görüntü muhteşem. Yani tiredekiler kadar var mı yok mu? Bazen kendimi çok övüyor gibi oluyorum ama gerçekten var mı yok mu? Bir bakın görüntü. İkinci dakikada tekrar. Tekrar çeviriyoruz 3. dakikada. Ki ızgaracılardan kim kaldı? Yaşayan efsane Koray. Artık 4. dakikada durduruyorum ve böyle alıyorum. Gördüğünüz gibi her şekil pişirmeyi gösterdim. Ha, şimdi bir tane de annem için yapacağız. Annem de burada çünkü. İyi pişmiş istedi. Tereyağlı falan istemiyor rejimde. Bir tane de onu pişireceğiz. Maydanozları halledelim. İyice maydanozları ufattıktan sonra onu da hemen şöyle alalım. Annemin tabağı hazırlayıp aradan çıkartalım. Ocağın altını kapattık. 8 dakikada pişti. Ocağı biraz dağıttık. Gönlünü alıp ocağı temizletmeyi düşünüyorum. Bir tane daha atalım. Isınsın. 2 tane az olacak çünkü. Gönlüm el vermedi. Periz yapıyorsun değil mi anne? Evet evet, zayıflamak için değil, şekerim düşsün diye yapıyorum. Şekerim düşsün diye, yoksa fit annem ona göre. Domates sosundan annemi aradan çıkartıp gönderelim. Yalnız biraz ocağı dağıttım bak, 3 köfte veriyorum sana. Ocağı temizlersin değil mi gitmeden? Evet evet. Siz bakmayın benim böyle tuttuğuma, çok sıcak. Şu 2. Manda yoğurdu ha, ona göre. Evet. Bir tadına bak bari, seni bir daha bulamayız burada. Neyse ona göre söyle. Güzel olmuş, eline sağlık. 6 ay boyunca nasıl saklayacağınızı göstereyim. Yani fazla yaptınız. Köfteler zaten soğumuş. İlk başta şöyle bir aşağı yukarı yaptığınız zaman köfte çıkıyor zaten. Şimdi diyelim ki böyle fazla yaptınız değil mi? Ve pişti bu. Kapağını kapatıyorsunuz. Hava almayacak bir şekilde buzdolabının buzluk bölümüne. 6 ay boyunca bozulmaz. 1 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı tereyağı. Bu yemek yağlı. Ben size söyleyeyim. Ya da annemin yaptığı gibi yağsız yiyeceksiniz. Bu yemeğin 3-4 çeşit servisi var. Yoğurtlu köfteli yapacağız. Şu yoğurdu. Çok fazla yoğurt koymanıza gerek yok. Köfte ön planda olmalı ve tereyağı. Hemen köfteler. 3'er tane yaptık biliyorsunuz. 2 dakika. 2 dakikayı geçirmeyeceğiz. Devamlı köfteyle oynuyoruz ki yağımız yanmasın. Pişmeye yakın. Diğer 2 tane atıyoruz. Bunlar pişti. Bu sadece yoğurtlu olan.
yağından. Bu bir yoğurtlu domatesli. Domatesin kıvamını görüyorsunuz değil mi? Domatesler içinde erimemiş. Hemen köfte. Yine 1,5 yemek kaşığı tereyağı. Bu arada buna maydanoz. Bu da 2. Gerçekten burası tireye dönmedi mi sizce? Benim en sevdiğim tür bu. Biber. Köfteleri küçült. Bu benim sevdiğim tür. Domates. Ufak bir domates. Kiler gibi kullandığım yer şuradan Bilecik'ten gelen biberlerden bir tane alalım. Bilecik biberi. İşte benim beğendiğim bu. İşte bu. Ver coşkuyu. Açın ağzınızı. Her zamanki ilk lokma sizin. Bunu kaçırmak istemezsiniz bence. Herkesin köftesinden biraz alacağız. Bakın nasıl piştiğini görüyor musunuz? Domatesinden. Açın ağzınızı. Bu da sizin. Uzun zamandır bu kadar lezzetli bir köfte yediğimi hatırlamıyorum. Bu da benim favorim. Şunun da bir tadına bakarsanız herhalde beni kırmazsınız. Yani bu nasıl olmuş biliyor musunuz? Ne kadar övsem o kadar övgüyü hak ediyor. Gerçekten şov. Ya adamlara diyorum ki gelin şunun bir tadına bakın. İyi mi kötü mü söyleyin? Yok kardeşim. Yok birisi bir yerde müdür. Yok bir tanesi ünlü bir firmanın genel müdürü. Ulan eliniz gözüküyor ya. Ben yok yok bu kadroyu ben değiştireceğim. Değiştireceğim belli oldu. Hazır olun. Ekran başındakiler. Bu kadroyu değiştireceğiz tekniği alınca. Bu arada izleyip abone olmayan vicdansızları unutmuyorum tabii ki. Unutmuyorum ama maç başlamak üzere. Onun için çok üstünüze gelemiyorum. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.